911, what's your emergency? Hiç polisi arayıp suçunu itiraf eden bir suçlunun hikayelerini duydunuz mu? Bu videoda bir suçlunun çok garip ve gizemli davrandığı bir hikayeyi öğreneceksiniz. 911'i arayan kişi suçunu itiraf etti ve ortalıktan bir anda kayboldu. Yapmış olduğu arama sırasında ise polise onu tutuklayamayacak kadar aptal olduklarını söyleyip polis ile dalga geçti. Olayın üzerinden 6 yıl geçti ve dedektifler onu hala bulamadı. İyi seyirler dilerim. Bu dava Harold Knight adında bir adam hakkında. Tanıdıkları bütün arkadaşları ve çevresi ona kısaca Butch diyordu. 1996 yılında 47 yaşındayken 29 yaşındaki Sarah Porter ile tanıştı. Sarah, iki çocuğu olan boşanmış bir kadındı. 90'lı yıllarda hemşire olarak çalıştı ve Harold'un hasta annesine baktı. Knight ailesiyle birçok zaman geçirdikten sonra Sarah, Harold ile bir ilişki yaşadı. Birçok kişi bu iki kişi arasında olan büyük yaş farkına rağmen Sarah ve Harold'un arasında çok güzel bir aşk yaşandığını söyledi. 2001 yılında ise çift evlendi. Birlikte geçirdikleri ilk yıllarda Harold ve Sarah evliliklerin tadını çıkardılar ve aktif bir yaşamları vardı. Birlikte yürüyüşe, dağ bisikletine, kayak yapmaya gidiyorlardı. Ne yazık ki bu mutlu yaşamları uzun sürmedi. Bir süre sonra Harold, karısına karşı soğukkanlı, kaba davranmaya ve hatta Sarah'ın çocuklarına birkaç kez şiddet bile göstermeye kalkışmıştı. Kocasının bu davranışı çift arasında çok sayıda tartışmaya neden oldu ve Sarah boşanma davası açmak istedi. Ancak Harold bunu yapmasına izin vermedi. Sarah bir süre sonra çocuklarını aldı ve eski kocasıyla birlikte yaşamaya başladı. Yaşamış olduğu aşk acısına rağmen Sarah'ın Harold'a olan aşkı bitmedi ve bir süre başka bir bölgeye taşınmaları şartıyla ona geri dönmeye karar verdi. Böylece Knight ailesi Michigan şehrinden Maine eyaletine taşındı. Aradan geçen 6 yıl sonra ise geri döndüler ve çift yeniden sorun yaşamaya başladı ve bu da korkunç bir olaya yol açtı. 13 Ocak 2015 yılında 911'e Knight ailesinin evinden çok garip bir acil durum çağrısı geldi. How can I help you? Okay. On Sunday, January 11th, I strangled her. She's dead and she's laying on the living room floor. And what's your name, please? That's not important. I'm getting ready to leave the country, but we need to get law enforcement out there to do whatever they do with dead bodies. Arayan kişi Harold Knight'tı. 911 çağrısı boyunca sakince karısını boğduğunu ve ülkeyi terk etmeyi planladığını belirtti. Harold ayrıca cesedin bulunduğu evin adresini de belirtti. Ancak bu gizlilik nedeniyle görüşmenin kaydından kesildi. İlk başta polis suçlunun suçunu bildirdiğine inanmadıkları için aramayı şaka olarak gördüler. Ama buna rağmen polis Harold'un verdiği adresi kontrol etmeye karar verdi. Olay yerine gelen polisler gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Evin verandasında kapının hemen altında anahtarlar vardı. Harold, polisin eve kolayca girebilmesi için anahtarları bilerek bırakmıştı. Polis memurları eve girdiklerinde evde herhangi bir dağınıklık ya da boğuşma belirtisi olmadığını fark ettiler. Polis oturma odasında yerde çarşafla kaplı bir kadının cesedini buldu. Bu ceset 48 yaşındaki Sarah Knight'a aitti. Cesedin yanında bulunan masada ise Sarah'a ait bir fotoğrafın ve Harold tarafından yazılmış bir mektubun bulunduğu bir zarf duruyordu. Mektupta ise şunlar yazıyordu. 11 Ocak 2015, öğleden sonra 3 civarında. Sarah Knight, cennette Tanrı ve meleklerin yanında. Şimdi Sarah da bir melek oldu. Ayrıca Gerald, polisin Sarah'ın akrabalarıyla kolayca iletişime geçebilmesi için telefon numaralarını ve adreslerini de masaya bırakmıştı. Polis ve dedektifler, katilin işlerini olabildiğince kolaylaştırmaya çalışması karşısında şok oldular. Evde olan biteni gören polisler hemen ana departmanı aradı ve 66 yaşındaki Harold Knight'in arandığını duyurdu. Yerel polis davayı ABD Polis Teşkilatı'na iletti. Bu teşkilat 200 yılı aşkın bir süredir kaçak suçluları takip eden ülkedeki çok eski bir federal kolluk kuvvetlerinden biriydi. Her yıl 100 binden fazla kaçak bu şirketin ajanları tarafından tutuklanıyordu. Fakat tüm bu binlerce tutuklamalara rağmen şaşırtıcı bir şekilde bazı suçlular polisler ve dedektiflerden yıllarca saklanmayı başarıyordu. Ama bu sefer polis teşkilatının elinden gelenin en iyisini yapmak zorundaydı. Çünkü Harold düşündükleri kadar basit bir suçlu değildi.
Kendisi birçok farklı alanda uzmandı. Kaçışının planını önceden yapmıştı ve bu planını çok detaylı yapmıştı. Bilinen bir diğer bilgi ise Harold gençliğinde donanmada görev almıştı ve bilişim teknolojileri hakkında eğitimi de vardı. Aynı zamanda ise eski bir kamyon şoförü ve deneyimli bir marangozdu. Vahşi doğada deneyimi ve pilot lisansı vardı. Ayrıca düzenli olarak kayık tarzı ufak tekneler ile spor amaçlı kürek çekmeye gidiyordu. Tüm bu aktif hayatı ve deneyimlemiş olduğu birçok farklı spor iş dalı yüzünden polisler Harold'u yakalamanın kolay olmayacağını çoktan tahmin etmişlerdi. Soruşturmanın başlangıcında dedektifler neredeyse Harold'un gitmiş olabileceği hareket rotasını belirlemeyi başardılar. Bu bilgilere rağmen Harold polislerden her zaman bir adım önde olduğu için polisler onu yakalamaya hiç yaklaşamadı. Dedektifler cinayetten bir gün sonra Harold'un banka hesabındaki tüm parayı yaklaşık 10 bin doları bozdurduğunu öğrendi. Bankadan sonra ise Harold silah dükkanına gitti. Orada bir tabanca ve 40 mermi satın aldı. Suçlu, bankadaki birikimini çekip kendini silahlandırmıştı. Karısına ait yeşil Subaru Forester'a bindi ve bilinmeyen bir rotaya doğru gitti. Polisler ise Harold'un 911'i aradığı yerin konumunu bulabildi. Sinyal, Ann Arbor şehri yakınlarındaki bir kule tarafından alınmıştı. Bu kasaba, Harold'un Fenville'daki evinden 200 kilometre ve Kanada sınırından sadece 45 dakika uzaklıkta bulunuyordu. Dedektifler, Harold'un 911'e yapmış olduğu çağrısında ülkeyi terk edeceğini hatırladı. Bu bilgiyi dikkate alan dedektifler, kaçak hakkında komşu ülke olan Kanada'nın sınır muhafızlarını uyardı. Sınır muhafızları ise bu bilgiden sonra sınırı geçerken Harold'u tutuklamak için nöbete başladı. Ama Harold o kadar aptal değildi ve tabii ki kendisi Kanada sınırında hiç görülmedi. Birkaç gün sonra bu davada başka bir garip olay oldu. Görgü tanıkları Harold'u evinden 1500 kilometre uzakta Rangeley, Maine'de görmüştü. Bu şehirde 15-19 Ocak tarihleri arasında 4 gün bir motelde kalmıştı. Harold motel odasını nakit ödeyerek takma bir isimle tuttu. Motelin sahibi Harold'un çok sakin olduğunu ama tuhaf sorular sorduğunu söyledi. Harold Saddleback Dağı'nın yakınlarına nasıl gideceğini sormuştu. Motelin sahibi ise Harold'a neden bu kadar ıssız ve sakin bir bölgeye gitmek istediğini sormuştu. Harold ise bu soruya bölgede kar aracıyla dolaşmak için geldim diye cevap verdi. Dedektifler Harold'un Rangeley şehrinde markete gittiğini ve burada sandviç, cips, soda ve bir şişe alkol satın aldığını, satın alımları ise nakit olarak ödediğini öğrendi. 19 Ocak'ta Harold otelden ayrıldı ve o zamandan beri görülmedi. Aynı zamanda Sarah'ın annesi kısa bir süre önce gönderenin adının ve adresinin bulunmadığı bir paket aldı. Sarah'ın annesi bu paketi kimin göndermiş olabileceğini tahmin etmişti. Bu yüzden paketi açmayı riske almadı. Onun yerine polise götürdü. Paketi açan polis içinde 2000 dolar ve Harold tarafından yazılmış 4 sayfalık bir mektup buldu. Mektupta ise göndermiş olduğu paranın karısının cesedini yakma maliyeti karşılaması için gönderdiği yazıyordu. Ayrıca Harold çok fazla suç programları izlediği için kimsenin onu bir suçtan dolayı cezalandıramayacağını, polisin onu yakalayacak kadar akıllı olmadığını ve hapiste bir gün bile geçirmeyeceğini yazmıştı. Mektubunda karısını öldürme nedenini de belirtmemişti. Harold'a göre kendisi yasa dışı madde ticaretine karışmıştı ve karısı Sarah'ın görmemesi gereken bir şey gördüğünü iddia etmişti. Bu yüzden de onu öldürmek zorunda kalmıştı. Ne polis ne de Sarah'ın ailesi bu hikayeye inanmadı. Dedektifler bu bilgileri araştırdı ve Harold'un yasa dışı ticaret ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Dedektifler Harold'un sadece soruşturmayı yavaşlatıp izini kaybettirmek istediğine inanmaya başlamışlardı. 31 Ocak 2015 yılında cinayetten 2 hafta sonra Harold'un sürmüş olduğu Subaru marka arabası Farmington şehrinde bulunan Walmart süpermarketinin otoparkında terk edilmiş olarak bulundu. Arabayı bulan polis memurları plakasının olmadığını ve sanki uzun bir süredir orada duruyormuş gibi kalın bir kar tabakasıyla kaplandığını söyledi. Dedektifler kamera güvenlik görüntülerini kontrol etti.
ve arabanın 16 Ocak'tan beri orada olduğunu belirledi. O gün süpermarket kamera görüntülerini inceleyen dedektifler şok olmuştu. Görüntülerdeki bu adam, görünüşünü tanımayacak kadar değiştiren Harold'tı. Saçını ve bıyığını siyah boyamıştı. Bir kış kamuflaj tulumu ve uşanga tarzı bir Rus şapkası takmıştı. Dedektifler incelemelerden sonra bu mağazadan saç boyası aldığını öğrendi. Harold, arabayı süpermarketin otoparkına bıraktıktan sonra plakayı çıkardı. Dükkandan çıktıktan sonra ise başka biriyle birlikte arabaya bindi. Görüntülerdeki bilinmeyen bir kişi onu Ranchley kasabasına götürdü ve bir gün önce Harold'un yerleştirdiği motele bıraktı. Motelin sahibi Harold'un odasında saç boyası izleri bulduğunu da doğruladı. Harold Knight'ı gördüğünü iddia eden birçok sayıda tanığa ve bilgiye rağmen dedektifler onu yakalamaya asla yaklaşamadı. Mayıs 2015'te Sarah'ın öldürülmesinden 5 ay sonra Sarah'ın Facebook hesabını kullanan biri akrabasının bir fotoğrafını beğendi. Dedektifler Sarah'ın Facebook şifresini sadece Harold'un bildiğini tahmin ettikleri için Facebook hesabına giren kişinin Harold olduğundan şüphelendiler. Sarah'ın ailesi Harold'un sosyal medyada kendisi hakkında yazılanların ve yayınlanan her içeriğin Harold tarafından izlendiğine inanıyor. Dedektifler, Sarah'ın hesabının giriş yaptığı IP adresini belirlemek için girişimlerde bulundular ama herhangi bir sonuç alamadılar. Harold bir şekilde dedektiflerden saklanmayı başarmıştı. Soruşturmaya göre Harold'un son teyit edilen yeri Maine Ridgely şehriydi. Harold ise bu bölgeyi iyi biliyordu. Çünkü o ve karısı Sarah bu bölgede bulunan Turner şehrinde 6 yıl yaşadılar. Harold'un son konumu ise Kanada sınırına birkaç kilometre uzaklıktaydı. Dedektifler bazı akrabalarının Kanada'da bulunmasından dolayı Harold'un Kanada'ya kaçmış olabileceğine inanıyorlar. Harold, büyük ihtimalle sınırı basit arabayla ve normal asfalt bir yol yardımı ile geçemeyecekti. Çünkü orada yakalanabileceğini anlamıştı. Üstelik arabasını da otoparkta bıraktığı için artık arabası da yoktu. Ama sınırı başka bir şekilde geçebilirdi. Olayın yaşandığı vakitte kış dönemi olduğu için bir kar arabası kullanmış olabilirdi. Ayrıca dedektiflerin Harold'un bu bölgenin ormanlarında çok fazla olan bir ahşap avcı evinde saklanıyor olabileceği bir teorisi de vardı. Aslında Harold'un çok fazla vahşi hayatta deneyimi ve yetenekli becerileri olmasından dolayı bu teori çok da mantıksız değildi. Hatta eski bir kamyon şoförü olduğu için sürekli otostop çekebilir ve diğer sürücülerle kolayca bağlantı kurabilirdi. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen polisler farklı eyaletlerde yaşayan birçok kişiden Harold'u gördüğüne dair birçok ihbar aldı. Alabama, Florida, Nebraska, Güney Dakota, Montana ve Kanada'da görüldüğü söyleniyor. Dedektifler bu raporların hiçbirinde görüldüğüne dair hiçbir kanıt bulamadılar. Tüm bu teorilere rağmen polisler ve dedektifler günümüzde halen Harold Knight'ı arıyor. Bu yıl Harold eğer yaşıyor olsaydı 72 yaşına girmiş olacaktı. Şimdiye kadar hiç kimse işlemiş olduğu suçunun nedenini anlayamadı. Harold belki hala bir yerlerde saklanıyor ve polislerden uzak atacak olan bir sonraki adımının planını düşünüyor olabilir. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olup videolara yorum yazıp like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.